Değerli arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Edebi akımlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle ilk videomuz olması hasebiyle orada biz bir antik Yunan temelleri atmıştık. Daha doğrusu antik Yunan temelini atmamızdaki gerekçe şuydu. Çünkü akımlarda oradan hikayeyi başlatmak zorundayız. Çünkü birçok akım, ki birazdan başlayacağımız da öyle, klasizm gibi akımlarda antik Yunan'da yoğun bir etkilenme var. Daha sonraki videolarımızda mesela neoklasizm diye bir şeyden bahsedeceğiz ki Türk Edebiyatı'nda biliyorsunuz Yahya Kemal gibi isimler. Çok etkilenmiştir. Yakup Kadri gibi isimler. Yine o klasik döneme bir ne yapacaklar? Dönüş yapacaklar. Şimdi klasizmi yazmaya başlamadan önce bir 16. yüzyıl serüveni olduğunu bileceğiz. Bir de genel olarak karıştırılan bir durum vardır. Yani çok da kullanılır. Klasik. İşte dünya klasikleri diyoruz falan. O klasiklerle en böyle temelinden bahsetmekle başlayalım. O klasikle klasizm arasında temelde bir ilişki yoktur. Çünkü baktığımız zaman Tolstoy'lardan Dostoyevski'ler evet bir dünya klasiği yazmışlardır ama örneğin realizme mensupturlar. Klasik kavramı başka bir kavram. Klasik şu demek, tartışılamaz, artık kendini ispat etmiş anlamında kullanılabilen bir tabirken. Klasizm bir akım. Bir kere burada bir anlaşacağız. O zaman bir ince ince yine yazmaya başlayalım. Yine anlatacağız. Yine hikayelerimiz var. Şimdi Türk edebiyatında olsun, dünya edebiyatında olsun dostlarım, klasizmin tutumu şudur. Yani nedir hocam klasizm kavram olarak? Çıkışı şu, akıl ve sağduyu. Yani bir slogan olsaydı ya klasizme dair, aklı ve sağduyu ön plana çıkarılır. Daha önceki videolarımızda da hatta anlattığımızda antik Yunan'da bir ahlaki sorgulama vardı. Sorguluyordu. Sokratik metottan bahsetmiştik. Yani sorularla doğrunun, güzelin, yanlışın ne olduğu üzerine bir platform oluşturuyorlar. Bir agoralarda bunu tartışıyorlardı ve eserlerine bunu deklare etmeye çalışıyorlardı. Fakat klasizm elbette ki antik Yunan'dan etkilenmiştir. Fakat ahlaki sorgulamalar değil, artık doğru olanı ortaya koymak. Yani ahlaklı karakterler veya ahlaksız karakterler. Zıtlıklar, ki romantizmde bu daha da su yüzüne çıkacak. Ve genel olarak biz baktığımız zaman klasik eserlerin hemen hepsinde gençlerim şöyle bir durum söz konusudur. Herkes eserin konusu olamaz. Yani örnek veriyorum. Gündelik hayatta karşılaşacağımız tipler, işte bizim şu anki hayatımızdan pay biçer. Bir simitçi, bir çay dağıtıcısı, bir öğretmen. Bunları çok böyle klasistler edebiyatın konusu yapmayı çok haz etmemişlerdir. Neyi haz ederler peki hocam? Daha soylu. Tırnak içerisinde tabi bu soylu kavramını kullanıyorum. Yani zengin tabaka, işte atıyorum asilzadeler, dönemin romanlarının, tiyatrolarının konusu olacak. Büyük isimler var şimdi, onlardan da tabii ki bahsedeceğim. Madame de Lafayette gibi, Corneille gibi, Racine gibi, işte La Fontaine, ki diğer videomuzda bir ismini zikretmişliğimiz var. Bakıldığı zaman klasizm aslında biraz daha soylu edebiyatıdır desek yeridir. Ama klasizmin başlattığı bir şeyler var edebiyat dünyasında. İşte o soylu kişileri, ahlakı, doğruyu, aklı ön plana almayı. Ki Descartes özellikle biliyorsunuz, ya düşünüyorum öyleyse varım. Yani cogito ergo sum diye bir sözü vardır meşhur. İşte o sloganla aslında yola çıkacaklar. Çünkü Descartes kendi düşün dünyasını oluştururken, ki Descartes sadece bir filozof da değil aslında, matematikle ilgilenir, birçok şeyle ilgilenir. İşte o düşünüyorum öyleyse varımdaki aklı ön plana çıkartması klasistler için ne olacak gençler? Her zaman bir yol gösterici, bir kılavuz olacak. Akıl ve sağduyu diyoruz. Akılı anladık yani. Descartes'i ön plana almışlar. Akılı. Yani duygular çok ön planda değildir. Örneğin bir Racine'in eserlerini okuduğunuzda, bir Corneille'i okuduğunuz zaman şeyi görmezsiniz. Yani duygular, işte böyle bir aşk vardır ama aşkta hep yol gösterici olan ne olacaktır? Yine de bir akıl olacaktır. Sağduyu ne peki hocam? İşte orada ahlak devreye giriyor. Mutlaka kötüler, iyiler, çok kırmızı çizgilerle konturlar çekilir. Yani kötünün kötü olduğunu bilirsin. İyinin iyi olduğunu bilirsin. Maalesef romantizm her ne kadar tepki olarak da olsa da romantizmle klasizm bir noktada biraz aynıdır bu noktada. Yani şuna ikisi de çok kıymet vermezler. Ya bu adam iyidir ama hiçbir kötü yanı yok değinmezler. Kötü bir insandır ama şöyle bir iyi yanı var mıdır demezler. Klasistler, romantikler kötü kötüdür, iyi iyidir perspektifiyle hareket ederler. Türk edebiyatında da biliyorsunuz İbrahim Şinasi gibi, Ahmet Vefik Paşa gibi isimler yine klasizmden etkilenmiştir. Türk edebiyatına uyarlamıştır. Hadi yazalım bakalım neler diyor. Birinci sloganla başlayacağız. Şunu diyorlardı. Akıl ve sağduyu. Yani sloganımız bu. Akıl ve sağduyu her zaman ne olacak arkadaşlarım? Ön planda olacaktır. Ön plandadır. Yani genelde soru çözerken de kardeşlerim, eğer klasizme dair bir soru soruyor insan, o adamlardan biri ben de, bunu vermek zorunda oluyoruz gibi bir şey. Yani bunu vermek zorundayız ki öğrenciye birazcık soruda soru sahih bir soru olmak zorunda anlamında. Seçilen kişiler asla gençlerim, en temel ayırt edici olsun, seçilen kişiler
gündelik hayatta sıklıkla karşılaşacağımız tipler değil. Yani daha soylu kişileri seçmeyi seviyorlar klasistler. Ne olur tekrar tekrar ben yılmadan söyleyeyim. Klasikle klasisti yani dil olarak kullanırken de karıştırmayan bambaşka şeyler. Dediğimiz gibi seçilen kişilerin soylu kişiler olması bizim kıstasımız. Yani gündelik hayatta sıklıkla karşılaşacağımız tipleri seçmemekte dönemin yazarları, dönemin sanatçıları veya akımın sanatçıları diyelim. Çok ihtimam göstermişler bu noktada. İsimlerini yazacağız zaten işte Corti, Rossini söyledik ama. Çok ilginç bir durum var. Özellikle bu dönemin klasist sanatçılarında antik Yunan. Yani Yunanlıları ve hatta şöyle söyleyeyim daha sonra dünya edebiyatına size ayrıca anlatacağım. Latin edebiyatında gençlerim ne yapacaklar? Önemseyecekler. Yunan ve Latin edebiyatı desek daha doğru. Petrarca gibi, değil mi? Boccaccio gibi isimleri, Boleo gibi isimleri biraz daha önemseyecekler. Yunan, daha çok Yunan. Onun hatta notunuzu da alırken gençlerim. Yunan'ın böyle bir kırmızı bir güzel altını çizin tamam mı? Yunan ve Latin edebiyatını kendilerine örnek almışlardır. Örnek alırlar. Şimdi bu da güzel. Hocam, şimdi örnek alırlar amenna. Fakat şurada temel amaç, yani her şey gitti. Ben öldüm, sen kalırsın. Bir şeyi aklında tutacaksın. Hocam, klasizm nedir? İki şey. Akıl ve sağduyu. İki, mükemmellik arayışı. Takmışlar bu konuda. Yani mükemmel insan. Tabii onlara göre mükemmel. Şimdi burada bir felsefe ortam yaratıp da tartışalım. Mükemmel nedir, ne değildir gibi bir şey yapmayacağız elbette. Bunu antik Yunan'da yaptılar. Adamlar ahlakı çok önemsiyorlar. Örnek vereyim. Hırsızlık yanlış bir şeydir. Bunun gerekçelerini sorgulamaz klasik sanatçı ve hırsızın altını çizer. Örnek vereyim. Kadına düşkün bir tiplemeyi çiziyorsa eğer bunun kötü olduğunun altını çizer. Antik Yunan'da bunu tartışıyordu. Burada tartışma yok. Artık ne var gençler? Mükemmeli arama var. Ve mükemmelli çizme var. Ama mükemmeli ne olursun sadece olumlu anlamda düşünme. Mükemmel kötü, mükemmel iyi, mükemmel hırsız. Mükemmel kelime anlamıyla biz Türkçe'de olumlu kullanıyoruz ama aslında olgunluğa ulaşmış anlamda o konuda. Örnek verelim bizim kameramanlarımız şu an mesela mükemmel. Niye? O olgunluğa erişmiş anlamda kullanıyoruz. Beni anlatalım. Mükemmeli dedik. Yakalama hırsları vardır. Ne olursa olsun. Yani çizilen karakterler, kurgulanan hikayeler. Özellikle gençlerin bu dönemde trajedi zirve yapar. Elbette ki komedi vardır. Klasik eserlere baktığımızda en basitinde Molière'den bahsedeceğiz. Molière değil mi işte? Komedinin babası diyoruz, başlatıcısı diyoruz ama tuhaf bir durum vardır. Mükemmel dememizle beraber bu mükemmelleşme şunu yaratır. Tipleşme. Hocam bu ne demek? Şimdi tipleşmede derdimiz şu. Hani biz yine gündelikteki kullanımlarda hep deriz ya galatı meşhuratı, yanlışlaşma. Tipe bak falan diyoruz bazen. Şimdi tip, karakter, kahraman diye bir muamma vardır. Başka videolarımı izleyen arkadaşlarım hatırlayacak. Ben bunu bir bahsetmiştim. Kahraman, karakter, tip şu. Şu filmden anlatırım ki herkesin aklına otursun diye. Selvi Boylu Mal Yazmaz. Herkesin izlediği film. Şimdi orada kahraman bir tanedir. Nasıl hocam ya işte Kadir İnanır var, Türkan Şoray var. İkisi de değil mi? Değil işte. Hikayenin tamamının başından geçen bir kişi olur. Türkan Şoray, Asya. Kadir İnanır orada karakterdir. Şahsın evine münhasırdır. Kendi özelliklerini gösterir ama her zaman kahramana hizmet eder. Filmin başından sonuna kadar da hatırlarsan Türkan Şoray hep bir vardı. O yüzüne kara çaldı. İşte Kadir İnanır'la beraber oldu. Yollarının ayrıldığı. İşte bir daha o arabadaki işte sevgi neydi, sevgi emekti falan kısımlarını hatırla. Orada ona hizmet Ahmet Mekinler, şunlar bunlar hepsi karakter. Ama orada bile bir çocuk vardı Samet. Samet o filmde tiptir. Niye hocam tiptir? Çünkü Samet'in başından olaylar geçmez. Samet şahsın evine münhasır özellikler göstermez. Çok ilginç. Samet bile biliyorsunuz aslında kız çocuğudur. O daha ilginç. Yani kız çocuğu ama o sırada bir çocuk lazım. Samet'e erkek çocuğu yaptırmış. Giydirmişler falan filan diye. İşte tipleşmede şu var. Genel geçer özellikler olur. Onun özel bir tarafı var mıdır? Yoktur. Hep bir mükemmelleşme hırsımız olduğu için o mükemmellik beraberinde çizgilerinin belirli olduğu, konturları o kelimeyi seçtik hatırla, belli olduğu noktalar. Yani tip demek kötüyse de hep kötü, iyiyse de hep iyi, hiç onun psikolojik analizlerine ne yapılmaz? Girilmez. O zaman madem bunu kullandık, şunu söylemekte fayda var. Psikolojik analizler gençleri çok azdır. Hatta yok denecek kadar azdır. Şimdi tabii burada dönemin koşullarından bahsetmemiz lazım. 16. yüzyıldayız gençler. 16. Hocam ne demek yani bana ne 16. yüzyıldaysak dönemin koşullarını bilmeden eğer bir edebiyat analizi yaparsak sıkıntı.
Psikoanalizin çıkışı ne zaman? 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarında iyice hareketleniyor. Ama 16. yüzyılda daha psikoloji diye bir bilim var mı yok mu diye elbette ki ruh bilimi diye işte ne bileyim konuşulan asabiye diye bir şeyler konuşuluyor ama bu konunun ciddi ciddi analiz edildiği bir dönemden geçmiyoruz. Onun için bu insanlar bir insanın psikolojisi var mı yok mu sorunu var. Aydınlanma çağı Avrupa'sında artık insanların hani ondan öncesindeki Avrupa'ya hatırlı orta çağda neydi sorunumuz? İşte insan işte cin kaçmış diyordu, şeytan kaçmış diyordu biri kötülük yapıyorsa. Kedi avcılığı vardı, cadı avcılığı vardı yani insanların iyilikleri kötülükleri tartışılıyordu. Ama 16. yüzyıl sonrasında yavaş yavaş aydınlanmayla beraber ne olacak gençler? Yavaş yavaş bak tekrar söyleyeyim psikolojik analizler çok geniş değil. Genişler tutmaz ama yavaş yavaş romantizm ve özellikle realizmle beraber tamamen artık ne diyelim oturmaya başlayacak. Bu da olsun. Peki hocam başka ne söyleyebiliriz? Hocalarım şunu söyleyeceğiz. Aydınlanma çağı Avrupa'sının ürünüdür. Çünkü bu kuşaktan sonra gelecek kuşak artık dünyayı değiştiren kuşaktır. Kim hocam bu? Romantizmle konuşacağız. Jean-Jacques Rousseau'ları. Değil mi? Toplum Sözleşmesi'ni yazacak. Emily'i yazacak. Çocuk edebiyatını dinleyen kardeşlerim bilir. O bütün aydınlanma çağı sanatçılarının artık etkileriyle iyice kalkınacak. Aydınlanma çağını başlatırlar. Fikre. Çünkü doğru, iyi, güzellik, işte ahlak. Şimdi her şeyi burada tartışacaklar. Kim var hocam? Canlarım temsilcilerine bir kaba taslak bakalım. Önemlilerini özellikle. Benim sevdiklerim en azından hatırım için. La Fontaine. La Fontaine sevilir. Gerçi diğer videomuzda ince de bir gömdük gibi oldu ama La Fontaine hakikaten fabuldan dolayı herkesin hayatında hiç kitap okumayan birinin bile bir fabuldanı bilir. İşte ne bileyim Ağustos böceğiyle karıncasını bilirsin. Ama oradan sadece La Fontaine'i anlayan kişi klasizmi anlar. La Fontaine'in herhangi bir fabulunda bir karakter görür müsün sen? O Ağustos böceğidir. Çalışkandır. Şey tembeldir affedersin. Karınca çalışkandır. Hiç kendine az özellikleri yoktur. Şunu slogan yapar. Karıncalar çalışkandır, Ağustos böcekleri tembeldir gibi. Yani burada aslında bu kutuplaşmaları, tipleştirmeleri falan anlarız. Madame de Lafayette. Bak çok önemli bir hanımefendi. Niye hocam? Şimdi Madame de Lafayette dünyadaki en büyük bilinen yanılgının sebebidir. Ne konuda hocam? Şimdi bize hep şey derler. Dünyada yazılmış ilk roman, işte efendim Cervantes'in Don Quixote romanı denir. Bu bir yanlış. Dünyada yazılmış, kabul gören ilk, elbette ki edebi olmasa da tartışmaya açık ama aslında dünyadaki yazılmış ilk romanın sahibi olan bu hanımefendi. Yani çok ilginç ama dünyadaki ilk yazar kadın. Genel kültür olsun diye söylüyorum. Prenses Cleves diye de bir eseri vardır. Ama hocam işte Don Quixote falan. Don Quixote ilk edebi dünyada yazılmış romanların genel kabul gören. Şu an kimse Prenses Cleves'i okumaz bilmez ama Don Quixote'u hala biliyoruz. Başka hocam, canlara baktığımız zaman Boileau. Tamam. Şöyle nasıl zor. Racine dedik. Pierre Racine sanırım. Corneille gibi isimler var. Şimdi bu babalar, bu işi babalar. Bunun dışında pardon, Molière'i söyledik, eklemedik. Molière. Tamam, komedinin babası dedik. Hocam Türkiye'de belki var mı bu iş? Türkiye'de bir adına da var gençlerin. Türkiye'de bir adında kim var hocam? Bir kere İbrahim Şinas. Değil mi? O zaman yeni Türk edebiyatı anlattığım zaman da aklı irade lazım diyordu seni anlamak için. Hatta biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk birkaç videoda. İbrahim Şinasi Türk edebiyatında bilinen ilk deist. Tanrı'ya inanıyor. Fakat peygamber, kutsal kitaplara falan çok kıymet vermiyor ki. Onun meşhur münacatında falan da hep bu sorgulamaları vardır meşhur. İşte Şinasi'nin al sana akıl ve sağ diyor. Yani bu adam işte Türk edebiyatında Şinasi işte klasisttir. Neden? Bu adam hep akıl diyordu, akıl. Hatta hatırla, sana medeniyetin Resulü dense şaşılır mı diyordu Mustafa Reşit Paşa'ya. Yani sen bir medeniyet, bir din olsaydın onun peygamberisin diyordu gibi. Ahmet Vefik Paşa. Hatırlayın, Bursa valisiyken bir anısını anlatmıştım var. Daha önceki başka videolarımı izleyen kardeşlerim için söylüyorum. Ahmet Vefik Paşa gibi, değil mi? Gençlerim yine bakıldığı zaman direktör Ali Bey. Neden ona direktör dediklerini de bir anlatmıştım vardı size. Direktör Ali Bey. Hatta kimilerine göre bazı eserlerinde, normalde romantiktir, altını çiziyorum, Ahmet Mithat Efendi'nin de klasik eserleri olduğu söylenir gibi gibi bizdeki önemli
isimler. Ama Namık Kemal'lere falan geçtiğimiz zaman göreceğiz onlar biraz daha romantik olacak. Bu videoyu klasisizme ayırdım. Dilerim keyif almışsınızdır. Hepinizi çok çok seviyorum. Umudu kaybetmemeye yine davet ediyorum. Ben yılmıyorum. Sen de yılmayacaksın. Şu an burası çok sıcak. Ama ben senin için video çekiyorum. Sen de kurban olayım. Biraz gayret göster. Hadi öpüyorum yüreğinden.